bir insan yaratılış gayesi olan, hatta kulluğun fihristesi olan, yani ben hangi makamdayım, hangi ölçüdeyim manasında olan namaza bile güç yetiremiyorsa, sabır yetiremiyorsa, bu hayata gelişin en önemli, en öz manası bile kopmuş demektir. Ve çoğu namaz kılan arkadaşlarımız içerisinde bile maalesef namaz artık şu hale gelmiş durumda. Ya işte sabrım yettiği ölçüde kılıyorum, subhanallah. Veyahut namaz ne ölçüde kılınıyor? Ya işte boynumuzun borcu namaz, kıldık. Öyle oluyor değil mi? Yani namaz boynumuzun borcu manasına gelmiş. Boynumuzun borcu. Sen kimin verdiğiyle kime borç ediyorsun? Derler mi adama, demezler mi yani? Namazı borç olarak görmek, bütün hayatı ve ömrü sana veren Allah Azze ve Celle için acaba ne ölçüde doğru bir cevap olabilir? Namazın kendisi başlı başına nimet değil midir? Yani bizim imandan sonra bildiğimiz en önemli ameliye, en önemli hakikat, Risale-i Nur'da Üstad Hazretleri'nin kulluğun fihristesi. Ne demek? Kaç kuruşluk kulsun her birisi içerisinde, neyin içerisinde? Namazın içerisinde dediği bir şeye sen ya aman boynumun borcu namaz demen ne kadar abes bir mesele değil mi? Yani namazın varoluş hikmetinin bile tersinde bir namaz kılıyoruz maalesef. Allah muhafaza. Kendisi nimet olan bir namaz olsa olsa ne olur biliyor musunuz? Fıtratımızın borcu olur. Yani bizim bizzat yaratılış gayemizin muktezası. Yani olmazsa olmazı. Yani fıtratımızın borcu denebilir namaza. Ne demek istiyorum açıklayayım. Şimdi fıtrat borcu ne demek? Yaratılışının karşılığı, muktezası, gerekliliği demek. Şimdi mesela şurada bir tane çamaşır makinesi var. Fıtratının borcu nedir onun? Yıkamak, çamaşır yıkamak. Ve onun üreticileri bakmışlar onunla, denemişler, tecrübe etmişler. Bakıyorlar, anlaşabilmişler. Tamam, anlaştık. Sizinle seri üretime geçtik demişler. Neye güvenmişler? Fıtratının borcunu yapacağına güvenmişler. Şimdi şuradaki klimanın fıtratının borcu nedir? Soğutmaktır. Bu klimanın üreticisi demiş ki ha bu klimayı biz denedik. Bu klima fıtratının borcunu yapacak seviyede demişler. Peki siz hiç klimayı tebrik ediyor musunuz fıtratının borcunu yaptığın için? Bir alkışlayıp ediyor musunuz? Hayır hayır. Neden? Çünkü fıtratının yani yapılış sebebinin, konuyu bize çevireyim. Fıtratımızın yani yaratılış sebebimizin karşılığı namazdır. Çamaşır makinesinin çamaşır yıkaması, bir klimanın soğutması ne kadar doğal ve olağan ise bir insanın namaz kılması inanın bundan çok daha doğaldır. Yani siz bir gün çalışmayan klima gördüğünüzde şaşırmayın. Ama namaz kılmayan bir Müslüman gördüğünüzde şaşırın lütfen. O kadar fıtratının borcu denebilecek bir namazdan uzak kalmış demek bu. Şimdi mesela Afrika'nın Hunga Hunga bölgesinde Bunga Bunga diye bir kabile. Duysanız ki orada bir kabile yaşıyor. Şimdi şöyle bir soru sorar mısınız kendinize? Acaba orada su var mı? Sorar mısınız? Sormazsınız. Niye? Çünkü yaşam varsa su mutlaka vardır. Şimdi susuz insan nasıl yaşayamazsa, inanın bana namazsız da bir insan yaşayamaz. Bu da az önceki sualimiz kadar doğal bir sualdir. Yani bir insan varsa orada o insan ve imanından sonra ilk olması gereken şey nedir? Namaz olması lazımdır. Yani bu kadar olağan bir hadise maalesef insanlar tarafından yapılmıyor. Birçok yapanlar tarafından da belki bir ucuba bakan sözle, belki bir yanlış çağrışımla, aman boynumuzun borcu, aman işte dişimizi sıkıyoruz bu namazı da birkaç yıl daha kılacağız diye böyle cümleler sarf ediliyor. Şimdi bir insan namazın içerisindeki o derin lezzeti duymazsa bu sözleri söyler. Şunu da ilave edeyim yanlış anlaşılmasın. Bir insan namazın içerisindeki o derin lezzeti duyana kadar sabretmek zorunda. Ama sen kalbin dili yani latife-i Rabbaniyene o namazdaki lezzetin tadını bir verirsen ondan sonra ne sabrı? Artık namazsız yaşanamaz dersin kendi kendine. Şimdi bu işin bir yanı bu. Yani insan olmanın gereği, muktezası namaz. Doğru mu? Az önce ne dedik? Bir yaşam formunun bir yerde olmasının muktezası suyun olması dedik. Şimdi diyoruz ki bir insan olmasının gereği ve muktezası da namaz diyoruz. Şimdi durum böyle olunca namaz başlı başına bir nimettir. Hatta şunu da ilave edelim, namazımızla şımarmayalım. Bir insan böyle bir ikram olan namazın karşılığında cenneti hak eder mi bizzat? Hak edemez. Çünkü cennet neyden oluşuyor biliyor musunuz? Lütuftan oluşuyor. Allah'ın lütfundan yani
Cennet lütfu ilahi. Cehennem ne peki? Cehennem de adli ilahi. Yani biz Allah'ın bize verdikleriyle, ya Rab bir de benim sana yaptıklarıma haşa karşılaştır desek, bizim hak ettiğimiz yer cehennem olur. Çünkü cehennem adli ilahi. Ama Allah bize rahmet eder ve merhamet ederse, bizi affeder, bağışlar, esirgezse, bunun karşılığında bir cenneti kazanabiliriz. O yüzden yani namaz kılan bir insanın kendisini de biz cennet garantiliyiz gibi görmesi başka bir yanlış çeşidi oluyor. Hatta ve hatta az önce fıtratın borcundan konuşmuştuk. Şu masa fıtratının borcunu ödemezse ne yaparsınız? Çöpe atarsınız ya da yakarsınız. Demek ki fıtratının borcunu ödemeyen şeyler neyle buluşur? Ateşle buluşur. Namaz gibi fıtratının borcunu ödemeyen bir insanın hak edeceği karşılık maalesef ateşle buluşması olacaktır. Şimdi namazın sabırla ilişkisini konuşuyoruz farkındaysanız. Yani şeytan burada bize böyle bir ahir zaman debdebesi içerisinde ey kardeşim hadi namaz kılma diye bir kelam söylemiyor değil mi? Onun içeride bir tane ajanı var, adamı var. Kim o? Nefis. Nefis yoluyla senin sabır kuvvetini dağıtıyor. Senin sabır kuvvetini dağıttıktan sonra, işte az önce örnek verdik ya, aman işte sabrımı yetiriyorum, namaz kılıyorum, aman boynumun borcu namaz. Böyle sabır cümleleriyle kırmaya çalışıyoruz namazın hakikatini anlamadığımızda. Şimdi şeytanın bu asırdaki oyunu, kardeşim namaz kılma diye basit bir cümleyi sana yanaştırmıyor. İçeride bir ajanı var, o ajana diyor ki, sen ona istikbalin endişelerini düşündür, geleceğin endişelerini. Bir de geçmişin elemlerini düşündür diyor. Yani ne yapıyor? O anki dikkatini dağıt diyor. Ne zaman biteceği belli olmayan bir ömür var elimizde. Doğru mu? Sen ona de ki diyor, bak şu geleceğe yıllar yıllar namaz mı kılınır? Bak şu geçmişe zaten o kadar namaz kılmıştın, bu zahmet sana yeter. Anlıyor musunuz? Ve bu şekilde sabrımızın kuvvetini dağıtıp bizi namazdan alıkoyuyor. Bugün bir şey daha öğrendik yine. Bizim namazdan uzak olmamızın bir diğer sebebi yine nasıl namaz kılacağımızı bilmemek değilmiş. Sabır diye namazın bir anahtarı varmış. Ne namazı? İmanın anahtarı, imanın. Es-sabru miftahul fereç. Kurtuluşun anahtarı, kurtuluşun. Bizim sabır diye bir olayımız varmış. Bu sabrı çözünce namaz kendisi meğer ortaya doğacakmış. Buyurun bakalım neymiş bu sabır? 21. söz, 1. makam, 3. ikaz. Bismihi subhanehu. Ey sabırsız nefsim. Anahtar olayı anladınız mı? Sabır. Bir de bugünkü derste bir olayı da anlayacağız. Şimdi böyle ufak bir ipucu vereyim. Sabır demek abi. Ne demek? Ne anlıyorsun mesela Necdet sabır deyince? Abi karşımıza çıkan musibetlerde veya bir olayda yani sabır göstermeye çalışıyoruz. Ona katlanmaya çalışıyoruz. Katlanma. İşte sabır bu değil. Başkasına ver. Halil ne anlıyorsun sabır deyince? Bir şeye güç yettirmek. Güç yettirmek. Bu da değil. Devam et. Sabır deyince. Devamlılık mı abi? Efendim? Devamlılık mı? Yok bu hiç değil. İdi sever. Tahammül etmek abi. Tahammül. Ha, bu hiç olmadığınız az önce söyledik. Devam et. Hikmetini öğrenmek. Ya Bucak sen bu dünya seni iyi sıkmış. Senden hakikat çıkmış ha çocuk. Öyle mi? Doğrudur abi. Çünkü birkaçtır böyle tam nokta atış yapıyorsun. Geçen de öyle oldu değil mi? Doğrudur abi. Tebrik ediyorum seni. Güzel yani Allah kullandırsın da inşallah. Şimdi sabır dediğin olay ne biliyor musun? Dişimi sıkayım, dişimi sıkayım. Ne diş dayanır ona ne baş dayanır. Sabır bir olayın hikmetini anlamak manasında. Şimdi bugün hadiselerin hikmetini anlayacağız. Ondan sonra diyeceğiz ki bu hikmet için katlanılır diyeceğiz. Siz öyle yapmıyor musunuz? Elektrik, su faturasını, benzini ödemek için. O yüzden tıp okumuyor musun? Yani tıbbın zor derslerine nasıl katlanıyorsun? Hikmetini bildiğin için katlanıyorsun. Mesela sen iş yerinde sabahtan akşama kadar bilgisayar ameliyat ediyorsun. Neden katlanıyorsun? Hikmetini biliyorsun. Çocuk var, ihtiyaç var, evin elektriği var, ekmeği var, çorbası var. Şimdi insan neden bazı olaylara aman normalmiş canım diyebiliyor? Hikmetini bildiğinden dolayı bunları diyebiliyor. Şimdi bu sabır dediğimiz olayda biz artık hikmet penceresini bu derste açmazsak bir daha açamayız. Çok elzem bir mesele. Şimdi siz fakir olup zekat vermemek mi isterdiniz? Zengin olup zekat vermek mi? Zengin olup zekat mı? Ya vermiyorum Meli abi bir de zengin olup. Şimdi mi? Yani vermiyoruz ama hadi öyle diyelim yani. Şimdi bir insan aman canım zekatı da kim verecekler mi? Yani zaten bir şey olduğu için o zekatı verebiliyoruz. Peki imansız olup Allah muhafaza imansız olup namaz kılmamak mı isterdiniz? İmanlı olup namaz kılmak mı? Aman yarabbi bu sorulur mu ya? Namaz, iman gibi bir hediyenin yanında ne zahmeti olabilir ki? Şimdi sabır dediğimiz olaya böyle hikmetlerini deşe deşe bakarak bu dersi birlikte idrak edeceğiz. Yani sabır sadece diş sıkmak değil. Bunu çok hatırlatacağım bu ders. Çünkü sabrın ne olduğunu da öğrenmemiz lazım. Sabır bir olayın hikmetini idrak etmektir. Evet buyurun. Acaba geçmiş günlerdeki ibadet külfetini
ve namazın meşakkatini ve musibet zahmetini bugün düşünüp muzdarip olmak... Kim yapıyor bunu? Şeytan ve nefis yaptırıyor. Geçmişi düşündürüyor. Bakın, sabır meselesinin anahtarı inan bu cümleler. Bir geçmişi, bir geleceği. Bir geçmişin elemini, bir geleceğin endişesini. Allah Allah, hep aynı olay. Bir geçmişin elemi, bir geleceğin endişesi. Ne yapacak sabrını? Dağıtacak. Bak Allah aşkına şu cümlelere bir dikkat edin. Muazzam cümleler. Devam. Hem gelecek günlerdeki ibadet vazifesini ve namaz hizmetini ve musibet elemini bugün tasavvur edip sabırsızlık göstermek hiç kârı akıl mıdır? Bir geçmişten dem vuruyor, geçmişin elemlerinden, bir de geleceğin endişelerinden. Ne yapıyor biliyor musun şimdi? Önce geçmişe götürüyor seni. Ya 30 yıl namaz kıldın. Her kıldığınız namaz rahat mı oldu? Zor namaz kıldınız mı hiç? Kıldık değil mi? Zor günler de oldu. Şimdi şeytan oralardan akla getirtiyor. Mesela ben üniversite okurken bizim böyle İslam'a çok muarız bir tane aynı bina başka fakültede hoca vardı. Hatta başörtüsü maşörtüsü çok zulüm etti bazı arkadaşlara. Biz de -1. kat vardı. Orada namaz kılardık. Hatta şöyle olurdu yani şimdi okulda abdest alabilecek bir şey yoktu. Ben evden çıkarken, ikinci öğretimdim. Evden çıkarken işte bütün ihtiyaçları hallediyordum. Ağzıma şöyle bir yudum su atıyordum. Ondan sonra okula gidiyordum. Şimdi ta akşam namazına kadar çıkarman gerekiyor okulda. O yüzden okulda hiç sıvı mıvı bir şey tüketmiyordum yani. En son akşam namazını kıldıktan sonra şöyle bir yudum su içiyordum. Yani sanki oruçluymuş gibi vakit geçiriyordum. Ondan sonra dersten çıkıp o namazı kılıp tekrar derse giriyordum. Daha sonra o dediğim muarız hoca, zaten böyle cep seccadesiyle -1. katta kılıyorsun. Böyle köhne, pis bir yerde. Tuttu, ona da tahammül edemedi. Adavet olunca. Şimdi sizin diliniz yara olsa baklavaya tahammül edebilir misiniz? Edemezsiniz. Bunun da kalbi yaraydı. Dine, İslam'a, namaza bile tahammül edemedi. Bildiğin site girişlerindeki gibi çelikle kapattı -1. katı. Kenar boşluk bile yok. Neyse, baktık olmuyor. İşte binanın -1. katında namaz kılamıyoruz. Bu sefer dışarıya gittik o cep seccadesiyle. Tam o çimlerin orada çakıllar vardı. Çakılları atıyorduk. Şimdi çakıl da canın acıyor böyle. Tam eğiliyorsun, ediyorsun. Ayağın acıyor, dizin acıyor. Uzun bir sürede ondan sonra orada namaz kılmaya başladık. Daha sonra oradan oraya, oradan oraya giderken bazen böyle kışın ortasında caminin dışındaki şadırvanda buz gibi suyla namaz kılmak zorunda olduğunda oldu yolculuklarda şurada burada. Şimdi bunlar akla geliyor. Geçmiş günü ne yapıyor? Şeytan hatırlatıyor, diyor ki 30 yıl daha mı böyle namaz kılacaksın diyor. Bak, geçmişten bir de geleceğe vurdu. Hem geçmişten seni üzmeye çalışıyor, hem de bunu alıyor geleceğe vuruyor, diyor ki ya o zahmetli günleri hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, hakikaten de zordu. Şimdi hem dişini sıkıyorsun, hem dışarıdasın işte yer bulmaya çalışıyorsun, hem hoca görecek mi, şöyle olacak mı, böyle olacak mı? Çünkü sıkıntılı dönemlerdi o dönemler. Ya hem bunlarla uğraşıyorsun, hem de şeytan diyor ki bunun gibi bir de 30 yıl daha mı geçecek diyor. Halbuki böyle bir şey değil ki olay. Zaten geçmiş gün geçmiş. Yani normalde bir şey geçmişse bir insana ne vermesi lazım? Lezzet vermesi lazım. Neden? Çünkü elemin zevali lezzettir. Yani acı bir gün biterse bir insan ne bulur? Lezzet bulur. Bu filmlerde falan vardır. Adam hapisten çıkar. Dışarı ilk adım atan ne yapar? Sigara yakmaktan önce ne yapar? Şöyle oh der. Ya bir lezzet aldım der. Biz her gün yürüyoruz o atmosferde. Hiç öyle bir oh moh çekmiyoruz. Niye? Sen o lezzeti aldın da biz alamadık o anda. Çünkü sende bir elem vardı. Elem bitti. Elem bitince var olan lezzetleri anladın. Mesela ben 1,5 ay koltuk değneğiyle gezdim ya o bacaktan ameliyat olunca. Daha sonra koltuk değneğini bıraktım böyle, hala topallıyorduk ediyorduk ama burada yürüyoruz böyle, arkadaş çağırıyor Mehmet abi bir gelsene diye, bir gidiyorum diyorum ki abi yürümek ne kadar lezzetli bir şey. Oturan arkadaş da böyle deli gibi bakıyor yani, diyor ki Allah Allah biz de yürüyoruz böyle bir lezzet almıyoruz diyor, ama ben elemden çıktım o yüzden lezzet alıyorum. Şimdi seni boğmaya çalıştığı geçmiş günün elemleri var ya, onlar zaten bitmiş, sana lezzet katması lazım. Bir de tutup sen bunun hikmetini anlayamayınca 30 yıl daha böyle mi geçecek diyor. Allah Allah. Siz hiç duydunuz mu? Geçmişte 30 yıl namaz kıldım, çok pişmanım. Duydunuz mu böyle bir söz? Bırak ya, şeytanın bu sözlerin hepsi yalan. Nefsin bu çağrışların hepsi yalan. Biz şu sabrın hikmetini öğrenip olayı çözelim. Buyurun. Şu sabırsızlıkta misalin şöyle bir sersem kumandana benzer ki... Şimdi bu örneği çözen işi çözer. Başrolde kim var? Sersem kumandan. Yani muhakemesi yok. Anladın mı? Ya bugün şu kadarını yapayım, yarın bu kadarını yapayım, şimdi şu önemli, yarın şu önemli. Bunları muhakeme edemiyor. Terasi bozuk bir sersem kumandan, evet. Düşmanın sağ cenah kuvveti onun sağındaki kuvvetine iltihak etmiş ve ona taze bir kuvvet olduğu halde... İltihak etmiş, katılmış. O tutar, mühim bir kuvvetini sağ cenaha gönderir. Merkezi zayıflaştırır. Hem sol cenahta düşmanın askeri yokken... Solda asker var mı? Solda hiç asker yok. Birazdan sağa gelecek diyeceğiz. Solda
geçmiş. Solda seni dövecek asker bile yok. Evet. Ve daha gelmeden büyük bir kuvvet gönderir, ateş et emrini verir. Ben de 30 tane asker var. Karşıda kaç asker var? 20 tane asker var. Hayat hep böyle midir? Evet, hayat hep böyledir. Yani bizim dayanamayacağımız hiçbir imtihan Allah göndermez mi? Hayır, asla göndermez. Eğer gönderseydi, ahirette hesap zamanı haşa Allah'a itiraz edebilir miydik? Haşa. Derdik ki ya Rab sen bana gücümün yetmeyeceği imtihan göndermişsin. Benim de gücüm yetmedi. Benim ne suçum var ki? Ama ayette ne diyor biliyor musunuz? Çok bildiğimiz bir ayettir. La yükellifullahü nefsen illa vus'aha. Onlara kaldıramayacağından fazla yük vermeyiz diyor. Bakın bu örnek var ya bu örnek. Bu örnek o ayetin muazzam bir tefsiri. İnanın bana Bediüzzaman Hazretleri'ni, Bediüzzaman Hazretleri yapan örnekler bu örnekler. Niye? Olayın bütününü göremeyen bu kadar basit bir örnek veremez. Üstad Hazretleri'nin örneğine geçeyim. Bende 30 tane asker var mı? Var. Karşı taraftaki kuvvet ne? 20 tane kuvvet var. Şimdi ben sersem bir kumandanım. Çok kafam çalışmıyor bu işlere. O elimdeki 30 askerin 10 tanesini sağ tarafa gönderiyorum. Ya şu sağdan birazdan saldırı olur ileride diye sağ tarafa gönderiyorum. Sağ taraf ne demek? Gelecek demek. Bak hala karşıda aslında 20'de 20'yim. Belki bir şeylere sabrım yetebilir. Daha sonra diyorum ki şu askerlerin 10 tanesini de sol tarafa göndereyim. Halbuki soldan asker bile gelmeyecek. Niye? Sol taraf geçmiş demek. Geçmişteki bir şey seni yaralayamaz. Geçmişteki bir şeyin sana vurmaya kuvveti yetemez. Böyle olduğu anda karşımdaki 20 kişilik kuvvet, bende var olan kuvvetin 10 kişi kaldığını görüyor. Ne yapıyor ondan sonra? Bakalım ne yapıyor? Merkezi bütün kuvvetten düşürtür. Düşürttün mü? Düşürttüm. Düşman işi anlar, merkeze hücum eder, tarumar eder. Bak şimdi sağ taraf gelecek demek. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Dayak yemeden ağlıyoruz. Ya bir hafta sonra şöyle olursa, ya gelecekteki bu işler öyle olursa ama daha o musibet gelmemiş ve gelmeyen musibetlere sen sabır kuvvetini dağıtıyorsun. Yarının yemeğini bugünden yediğin oluyor mu hiç? Mümkün değil değil mi? Ama yarının yemediğin dayağı için bugün ağlıyorsun. Demek ne yapıyorsun? Sen gelmemiş bir musibete sabır kuvvetini dağıtıyorsun. Allah Allah. Yani gelecekteki hadiseler daha olmadan 30 kişilik benim askeriyemin 10 kuvvetini geleceğe göndermişim. Yarın böyle olabilir, öbür hafta böyle olabilir, öbür ay böyle olabilir. Şimdi bazı vesveseli arkadaşlar vardır. Kafalarında sürekli böyle vesveseler dolanır. O arkadaşlara bile sorun, 100 düşündüğünün 99'u gerçekleşmemiştir. Yani bunların hepsi evham, kuruntu. Ama ben bir kuruntuya var olan sabır kuvvetimin 10'unu göndermişim. Daha sonra bir de mazideki dertler var. Az önce biz konuştuk. Mazi normalde bir insana ne verir? Kuvvet verir yani. O kabadayı filmlerinde izleriz ya. İşte dayı sen nasıl bu kadar güçlü oldun? Sırtımdaki hançer yaralarıyla yiyen falan değil mi? Normalde mazi bir insana ne verir? Kuvvet vermesi lazım. Ama bu şeytan 10 tane askerimizi de oraya gönderiyor. Bugün sabredebileceğimiz bir olaya sabır yetiremiyoruz. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Çok üzülerek söylüyorum. Dillendirmek istemezdim ama intihar haberlerini okuyoruz. İntihar haberlerini. Şöyle şöyle oldu işinden cinnet geçirdi. Böyle böyle oldu eşinden cinnet geçirdi. Bak bir tanesi boşandığı eşini yeni eşiyle görüyor. Ona zarar vereyim diye kendi 5 tane çocuğunu öldürüyor. Kendi öz çocuğunu. Şimdi nasıl böyle bir cinnet afakan hali bir insanda gerçekleşebilir? Sabır yetirebileceğimiz bir an bırakamıyoruz ortada. Bunun temel sebebini anlıyor musunuz? Şeytan ve nefsin ciddi bir oyunu var burada. Ben şunun da farkındayım. Yahu geçmişle geleceği düşünme canım demekle düşünmüyor değil insan. Düşünme desem daha çok düşünür. Sana şu kameraya bakma desem ilk kameraya bakarsın. Sana şu suyu düşünme desem ilk akla suyu düşünmek gelir. Bunun yolu işte bu iman derslerini sürekli alabilmek, sürekli alabilmek. Sen bir gıda aldığında bir anda büyümediğin gibi bu iman hakikatlerini de sürekli almaya ihtiyacın vardır. Ama bir insan bunları anlamayıp sabır kuvvetini dağıttığında o an hali hazırda başına gelen bir olaya ne yapıyor? Bir türlü güç yetiremiyor. Hadiseler bizi dövüyor. Neden? Çünkü sabır kuvvetini dağıttın. Dağıtmasaydın güç yetirebilecek miydin? Ayetin ifadesiyle sabit yetirecektik. Şimdi biz sabır kuvvetinin ne demek olduğunu bilmiyoruz. Sabır diş sıkmak, başvurmak değil. Ne diş dayanır buna ne baş. Sabır demek bir olayın musibetin altındaki Allah'ın muradı sübhanesini anlamak, hikmetini anlamak demektir. Yoksa adam şalteri yakmış, geceler kararmış. Sen öyle bir adamı dişini sık dediğinde dişini sıkmıyor ki. O adam ancak musibetin altındaki Allah Azze ve Celle'nin hikmetini ve kudret elini görürse o adam dişini sıkabilir. Şimdi bir insan hadisenin altındaki hikmeti düşünse der ki ya bu musibetin altında ne saklı? Ecir saklı, sevap saklı.
Peki ben bu sevaplarla sadece böyle kupon biriktirir gibi bir şey mi biriktireceğim? Hayır hayır. Sen bu sevapların karşılığında sonsuz bir mükafat alacaksın. Bak aynı mantıktan dolayı 8-10 saat işlerde çalışıyoruz. Mesela günlük kaç tane arkadaşla uğraşıyorsunuz? Kaç tane malla, bilmem neyle, evrakla uğraşıyorsunuz? Her birisi böyle güllük gülistanlık geçmiyor. Ama dünyevi bu işlere hikmetini bildiğimizden dolayı ya eve lazım, tişörtüme lazım, gömleğime lazım, saat alacağım, saatime lazım diye biz güç yetiriyoruz. Demek burada da ben bu dişimi sıktığımda Allah razı olup bana sonsuz bir saadet verecek dersek bu işi çözebiliriz. Yani sabır demek bir işin getirisinin götürüsünden çok daha fazla olduğunu idrak edebilmek demek. Şimdi bir insan bunu anlasa, musibetin altında aslında nimet olduğunu anlasa ortada sabredecek bir şey de kalmıyor. Bir insan diyor ki, ya Rab gönder, ben de sana daha yakın bir kul olayım demeye başlıyor değil mi? Ve insan gün ve gün şunu diyor, ya hamdolsun bu imtihanı da imanlı bir kalple geçtim ya, bu bana yeter diyor. Ama bir insan başına gelen hadiselere sabırsız bir nazarla baksa, başına gelen olayların hangi elden geldiğini göremez. Göremediğinden gelecek geçmişe dağıtıyor kuvvetleri sürekli. Ve ne olur biliyor musun? Onun evhamları, kuruntuları, afakanları birbirini alır alır götürür. Sürekli böyle karanlık bir istikbal düşünür. Yarın başıma ne gelecek? Geçmişte de zaten bu olmuştu diye. Ama hadiselerin hangi elden çıktığını bilse o insan için ortada sabredecek bir şey kalmaz. Şimdi ben sokağa çıksam, bir tane sokakta serseri beni çevirip bıçağı bana tam yapıştırsa, dese ki bana cüzdanını ver. Şimdi o bıçağın bir serserinin elinde. Serseri ne demek? Başı bozuk yani, ne yapacağı belli değil. Bir serseri bıçağı dayasa o bıçağı bana saplamasın diye ben ona para veririm. Şimdi aynı olay hastanede gerçekleşse, doktor bana çeksen eşleri. Desem ki ya doktor ne bıçak çekiyorsun? Geçen de adam çekmişti zaten. Doktor da dese ki dur ben neyim? Neyim ben? Doktorum. Neyini anlatıyor bana? Hikmetini anlatıyor bak. Sende ne var? Vücudunda bir parça var. Bu parça kalırsa çok canını acıtacak. Bu parça çok canını acıtmasın diye ben az canını acıtacağım. Aa öyle mi doktor? Öyle öyle. E ne diyorsunuz bu olaya? Ameliyat diyoruz bu olaya. Doktor al, 10 kat para al ve beni kes. E fark ne? İkisinde de bıçak yiyorum. Bıçak kimin elinde olduğunu bildiğim anda olayın ne olduğunu çözüyorum. Demek ki sabır demek, dişini sık, başını sık. Bunlar demek değil. Sabır demek, bıçak kimin o elinde? Onu anlayabilmek demek. Bıçak kimin elinde olduğunu anladıktan sonra bir insanın artık musibet diye bir kavramı kalmıyor ki dişini sıkmak zorunda kalsın. Öyle değil mi? Şimdi Allah Azze ve Celle bizim sabrımızı çok önemsiyor. Çünkü sabır varsa ne var? Karşılığı da vardır. Sabır varsa zorluk vardır. Yani imtihan vardır diyebilir miyiz? Sabır varsa karşısı imtihan vardır. Niye bu kadar önemli bu imtihan? Bakın şu an sabrı anlatıyoruz ama sabrı çözünce ne doğacak ortaya? Namaz doğacak. Bak namazın olmamasının problemlerini konuşuyoruz. Bu sabır problemini çözsek ortaya ne doğacak? Namaz doğacak. Şimdi sabır varsa imtihan vardır. Ama Allah Azze ve Celle'nin imtihanları üniversite imtihanları gibi değildir. Yani bütün sorular aynı anda önümüze gelmez. Nasıl gelir? O günün soruları o gün, yarının soruları o an. Yani bizim mükellef olduğumuz ne? Sadece bugün. Mesela benim bugün mükellef olduğum ne var? Yatsının namazı. Kıldım mı? Kıldım. İnanın bana sabah imsak vaktine kadar bana şu an namaz farz değil. Allah Azze ve Celle'nin imtihanları bu şekilde oluyor. Soruların her birisini aynı anda önüne vermiyor. Peki niye böyle oluyor? Şimdi Allah Azze ve Celle bir şeyi görmek istiyor. Herkes ne diyor? Allah'ım senden gelene razıyım, senden gelene razıyım diyor. Ama genelde o gelenler hep nimet olunca razı oluyoruz. Ve olay şuna dönüşüyor. Allah'tan nimet gelirse razıyım, bela gelirse razı değilim. Şimdi böyle bir rıza olabilir mi sence? Allah nimet gönderdi, Allah'tan razıyım. Allah bela gönderdi, Allah'tan razı diyeyim. Demek ki sen nimet gelince razıysan ama zorluk, darlık gelince razı değilsen, sen Allah'tan razı değilsin. Sen ferahtan, keyiften, neşeden razısın. Allah değil o. Neşen, keyfin, saadetin, rahatın. İşte Allah Azze ve Celle hakikaten neyden razısın anlamak için bazen veriyor, bazen alıyor. Aldığımın hikmetini gör, sabret diyor. İşte Allah'tan asıl razı olmak demek. Versen de, alsan da zaten hepsi senindi. Ben senden öyle razıyım demektir. Her başına genelden razı olan bir kuldan da Allahu Alem bizim bildiğimiz kadarıyla Allah Azze ve Celle de razıdır. Bakara suresinde diyor ki, andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız, sabredenleri müjdele. İnşallah o sabredenler sizler olursunuz. Bunu niye anlatıyorum anlıyor musun? Bir arkadaş karşımda nasıl namaz kılınacağını biliyor. E niye kılmıyorsun namaz? Geleceğin iş endişeleri, istikbal endişeleri var. Ya geçmişte de camide bir tane hoca tokat atmıştı meseleleri var. Yani
Şu anki niye kılmadığı namazı konuşuyoruz ama konular sürekli nereye gidiyor? Geleceğin endişeleri, geçmişin elemlerine gidiyor. O yüzden biz bu sabır meselesini çözdüğümüzde aslında buradaki kırıklığı düzelttiğimizde araba yürüyecek ve o araba namaza gidecek Allah'ın izniyle. O yüzden bunu anlatıyorum ama az önce verdiğimiz asker örneği var ya. Gerçekten ya. Bediüzzaman Hazretleri'ni Bediüzzaman Hazretleri yapan böyle basit çocukların bile anlayabileceği bir örnek vermesidir. Çünkü bu kadar basit örnek verebilmek için meselenin tamamına hakim olmak şarttır. Buyurun beraber devam edelim. Evet, buna benzersin. Çünkü geçmiş günlerin zahmeti bugün rahmete kalbolmuş. Elemi gitmiş, lezzeti kalmış. Külfeti keramete iltihak ve meşakkati sevaba inkılap etmiş. Öyleyse ondan usanç almak değil, belki yeni bir şevk, taze bir zevk ve devama ciddi bir gayret almak lazım gelir. Gelecek günler ise madem gelmemişler, şimdiden düşünüp usanmak ve fütur getirmek, aynen o günlerde açlığı ve susuzluğu ile bugün düşünüp bağırıp çağırmak gibi bir divaneliktir. Bir de bunun yanında Allah'la buluşma diye bir mesele var. Yani geleceğin derdi, geçmişin elemi falan. Yani bunları geç. Bir de Allah'la buluşma diye bir hadise var. Normalde şöyle bir kanun vardır. Yakınlık hürmeti kırar derler. Duymuş muydunuz? Yani mesela çok sevdiğiniz biri sürekli yanınıza gelse, artık günde 10 kez gelse, 100 kez gelse, 50 kez gelse bir aranızda hürmet kırılır, doğru mu? Bu en sevdiğiniz biri bile olsa, dakika başı kapınızı çalıp çay içmeye kalksa aranızda hürmet kırılır. Biri için müstesna, Allah Azze ve Celle için. Sürekli gel diyor ya. Normalde bir insana o kadar sık gidemez. Ama Allah o kapısına sürekli çağırıyor ve o en hususi buluşmanın adına da namaz demiş. Böyle bir fırsatı tepmek bunlardan da ayrı bir mesele. Buyurun. Madem hakikat böyledir, akıl isen ibadet cihetinde yalnız bugünü düşün. Ve onun bir saatini, ücreti pek büyük, külfeti pek az, hoş ve güzel ve ulvi bir hizmete sarf ediyorum de, o vakit senin acı bir fütürün tatlı bir gayrete inkılap eder. Şimdi ufak farklı bir konuya geçiyor. O konuya da bir dikkat edelim, olur mu? Sabrı o an kullanmamız gerektiğini anladık. Peki sabrı o an neye kullanacağız? Hangi üç şeye ben sabrımı kullanacağım, bir de onu anlayalım. Evet. İşte ey sabırsız nefsim, sen üç sabırla mükellefsin. Birisi taat üstünde sabır. Sabrımı üç şeye kullanmam lazım. Hani o an kullanacağız dedik ya, o an üç şeye kullanacağım. Birincisi taat. Yani Allah'ın emrettiği hangi ibadetler varsa, namaz gibi. Demek ki o an nefsime emretmem lazım. Sabır kuvvetim yerinde olsa nefsime şunu desem, ya kıl işte ya, kıl. Senin bu namazı da kılmazsan sair mahlukattan ne farkın kalır diye kendime nasıl emrederim? İşte orada o işi bitiririm. Demek ki sabır kuvvetim yerimde olsa, hadi bu namazı kılacaksın Mehmet diye kendime emredebileceğim. İki. Birisi masiyetten sabırdır. Masiyet ne demek? Günah demek. Yani sabır kuvvetimi kullanacağım diğer şey, hayır bu günaha bakmayacaksın, hayır bu günaha gitmeyeceksin. Bir insanın bunları yapma sebebi bile neymiş biliyor musun? Sabır kuvvetini dağıtmasıymış. Ya evet. Diğeri musibete karşı sabırdır. En büyük sevap içeren sabrın bu sabır olduğu söyleniyor. Bilginiz olsun. Hangi sabır? Şu. Narın da hoş, nurun da hoş. Bak bak. Senden ne gelse şu kuluna o hoş dersek o sabrın karşılığı ve ecri de o ölçüde büyük olacak. Evet. Aklın varsa şu üçüncü ikazdaki temsilde görünen hakikati rehber tut. Merdane ya sabur de. Üç sabrı omuzuna al. Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği sabır kuvvetini eğer yanlış yolda dağıtmazsan her meşakkate ve her musibete kafi gelebilir ve o kuvvetle dayan. Şimdi Enes bin Malik Efendimiz naklediyor. Bir gün Medine'de bir kadının çocuğu vefat ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Enes bin Malik'le birlikte ona başsağlığına taziyeye gidecek. Tam o esnada kadın feryat figan, sırtı da dönük Allah Resulü aleyhisselama. Efendimiz Aleyhisselam da kadına sesleniyor. Ey kadın böyle vaveyla etme. Dişini sık sabret. Allah'a isyan etme deyince. Sen ne bilirsin be adam diyor kadın haşa. Senin hiç çocuğun öldü mü diyor. Allah Resulü Aleyhisselam da bir şey söylemeden sırtını dönüp gidiyor. Kadına diyorlar ki ne yaptın? Ne yaptım? Sen Allah'ın peygamberine bu sözü söyledin deyince kadın eyvah ben ne yaptım diyor. Hemen Allah Resulü'nün peşinden koşuyor gidiyor. Ya Resulallah affet diyor affet. Ben senin olduğunu bilmiyordum diyor. Bilmeden böyle bir canavliye söyledim ama ben şimdi sabrettim diyor. Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Es-sabru inde sadmetul ula. Hayır hayır. Sabır vurduğu anda gösterilendir diyor. Gül yüzlü gördüğümüz adam trafikte herkesin anasına bacısına küfür ediyor. Sabır mı bu? Ne onun anası kalıyor ne onun bacısı.
canım ciğerim dediği dosta 50 lira için etmedik eziyet bırakmıyor. Sabır mı bu? Disiplin mi bu? Es-sabru inde sabatul ulam. Vurduğu anda gösteriyorsan sende o iman var demektir. Az önceki örneği anladınız değil mi? Bir evlat kaybetmek çok kolay değil, çok zor bir şey. Ama Allah aşkına hangimiz 6 evlatı üst üste kaybetti Allah Resulü Aleyhisselam gibi? Hangimizin hanımına bir ay boyunca iftira atıldı ifk vakası gibi? Hangimizin dişi şehit oldu Uhud'daki gibi? Hangimiz 1000 kişinin 300'ü tarafından terk edildi? İbn-i Sellün yaptığı olay gibi. Allah aşkına yani. Biz ondan o sabrın örneğini de alamayacaksak bu işleri boşuna mı okuyoruz hakikaten ya? Allah Allah. Bu ders inşallah sabır, namaz meselesinin evliliğini de bize sağlatır. Ve bunun neticesinde de namazın canını okuyanlardan değil, namaz kılanlardan eyler Allah bizleri diye dua edelim inşallah.